Şöyle. Şafak ne diyorsun ya? Bir tane değil mi? Ha? Allah ağzımızın tadını bozmasın. Vallahi bozmasın. Tamam. Ya bak Beyaz Şov ekibiyle kaç senedir konuşuyoruz. Suzan kardeşi alalım. Konserlerin çok. Ya denk geldik. Ya denk evet, biliyorsun evet. Haber verdik kaç kere. Ben açık konuşayım. Simge ile onu konuşuyorduk. Sen önde şey yaparken, şarkı söylerken arka tarafta bir Simge ile işte ben Simge'ye sordum. Çıktığın birisi var mı falan filan. Yani böyle bir Bunu konuşmuyorduk tamam mı? Şeyi dedik Simge ile, programın daha başından böyle bir şey olacağını hiç daha tahmin edemedim. Ne acayip bir şey durum var ya. Aslında sen biliyordun bunu. Çünkü ben farklı bir şey koymuştum. Sen dedin ki evet. Rumeli havalarıyla başlayalım, Makedon havalarıyla çok güzel olur dedim. Ama ve gerçekten televizyonculuk böyle bir şey. Balkanları hepimiz işte. Severiz evet. Zaten. Aynen. Şu anda bizi Kosova'dan izleyen, Balkanlardan izleyen herkese de buradan selamlar, hürmetler. Evet. Onlar da çünkü bizi izliyorlar. Bir alkışla Balkanlardaki dostlarımıza gönderelim. Çok merak ediyorum Balkanlara ama hiç çağırmadılar beni yani, hiç denk gelmedik. Beraber gidelim. Vallahi gidelim. Sen gittin mi Şafak Balkanlara? Yani hiç Rumeli şey tarafına. Yok ama ha? Soğuk hava geliyor oradan. yalan. Soğuk hava kitlesi diyorlar ya Balkanlardan gelen. Devam değil mi? Alçak basınç yani. Siz devam. Onu konuşurken ben de Vedat abiyle abi belirli memleketlerde at diyorlar diye konuşuyorduk. Sizin sohbet o muydu arka tahtta? Siz bugün çok iyi anlaşacaksınız Vedat abi. Vedat abicim nasılsın? Allah'a şükür iyiyiz. Siz nasılsınız? Sağ olasın. Teşekkür ederim. Yabancıladın mı bir ortamı? Hiç katıldın mı böyle programa? Ya ne yapıyor bu deliler falan gibi bir şey oldu mu böyle? Vallahi herhalde 30 sene falan önce, hatta daha bile fazla, 35 sene falan önce bir Galatasaray Lisesi'ndeyken bir kültür şöleni düzenlemiştik. Evet. Ben komite başkanıydım. Şöyle bir konuşma yapmaya çıktım. Büyüklerim vardı. Çok o zaman önemli insanlar, Nurettinler, Timur Selçuklar, Abdi İpekçiler falan hepsi orada. Şöyle bir çıktım salona, bir konuşma yapacağım. Titremeye başladım, böyle kekeledim falan ve o anda dizlerim çözülüyordu. Evet. Aradan geçen zamanda herhalde ben de şey yapmışım, değişmişim biraz ama yine de o aynı heyecanı hissettim yani. Harika. Özellikle gençlere bakınca. Eğer hissettirebilecek ne mi? Çünkü senin programın çok sakin bir program. Sana evet. Yemek yapılıyor. Evet. Onu bir de normalde yemiyorsun. Ucundan aldığın için iyice sakinleşiyor program yani. Onun için bir anda böyle bir şeyin içine girince dedim ki abi birden ağır bir dozaj mı verdik yani hani Vedat abiye. Yok zaman zaman program şey crescendo gibi gidiyor geliyor ya. Vedat abi hiç kalkıp oynadığın falan oldu mu böyle ya? Yani böyle bir kök attın bir oynadığın falan. Hiç böyle hayatında böyle şeyler de oldu mu? Ya çok kötü olmadı çünkü ben oynasam herkes kaçar buradan. O kadar. İlk defa Beyaz Show'da yani 10 kişi kalır. Hayır. Gülmek için o da. Hayır. Yok. Arkadaş ülke bizi topa koyar karizmaya. Karizmaya yaptığınıza bak ya. Hayır hiç öyle şeyler. Sohbetimi yapıyor sadece. Beyaz annem dedi ki televizyonu bilir misin de bu televizyonda çimye bu yemekler onlara denilir gurman. Gurman. annem de öyle dedi gurman. Ben de kesin. Tanıyor mu Vedat abi annem? Biz programa katılmıştık da onun için. O yüzden de orada görünce dedi ki ha. Bunlara denil, bunlar çimyeyler onlara denilir gurman. Gurman. Annenin dili hala böyle mi ya? Aynen. Nerede şu anda kendisi? Şu an evde bizi seyrediyor. Peki. Şu anda herkesin annesi öyle zannediyorum seyrediyor. Doğru mu? Evet. Anneler, babalar. Aranızda annesi babası seyreden var mı şu anda bizi? Harika. O zaman kameraman arkadaşlarımıza rica ederim. Yeni sevgilileri çeksinler. Orada ben birkaç tane gördüm programda. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dear.